Yani bir müzisyene değil, işte kadına da aynı şekilde bir yaklaşım var. Ya da bir sistemsel yaklaşım var. Ve bu işte son dönemlerde gerçekten çok ciddi bir hale dönüştü. Yani özellikle işte son 7-8 yıldır işte mesela Kürdistan'da bir kayyum politikasıyla beraber özellikle kültür alanına, sanat alanına bu noktada müthiş bir baskı gelişti. Yani ben mesela bir müzisyen olarak şunu çok iyi söyleyebilirim. 7-8 yıldır biz yani konser yaptığımı hatırlamıyorum. Ya da işte bir konser izlediğimi hatırlamıyorum. Özellikle Kürdistan'da. Çok derin işliyor. Yani toplum bu noktada müthiş baskı altında. Ya şunu söyleyebilirim. Hani tanımlama açısından belki en net tanımlamayı yani bizim işte yaşamsal olarak en hani değer atfettiğimiz şey nefes alma halimiz. Yani bir insan nefes alabiliyorsa yaşayabiliyor. İşte şu an o nefes alamama durumuna geldik yani. Gerçekten toplum çok ciddi bir şekilde değişime hazır. Ve bunu biz hem alanda görüyoruz. Ya bu şimdi değil ya, bu uzun zamandır zaten toplumsal olarak bir değişime ihtiyaç duyulduğuna dair ciddi emareler var. Ve bunu sanat camiası çok daha isteyen bir pozisyonda. İktidar 20 yılda özellikle kültür alanının karşısında duran bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani kültür sanatı yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu görmemiz gerekecek. Ya şu an Türkiye'de sadece sanatçılar değil, bence toplumun yarısından fazlası geçinemiyor diyebiliriz. Ekonomik anlamda çok zor durumda. Türkiye zaten son mevcut sistemle beraber zaten yoksullaştı yani. Mevcut iktidarın değişebileceğine inanıyorum. En azından halkın son 20 yıldır çektiği şeyi görebiliyoruz ve bunun için dur demek gerekiyor. Bence en temel iki sorunumuz var diye düşünüyorum. Birincisi Kürt sorunu, ikincisi ekonomik sorun. Yani sinema sanatçısı olarak umutluyum, inançlıyım ve mevcut iktidarın gidebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden her oy çok kıymetlidir. Her oya sahip çıkmak gerekiyor.